Bengütürk ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Çevre ekranında yeni bir konuyla yine karşınızdayız. Değerli konuğumu birazdan sizlere tanıtacağım ama öncelikle konuyla ilgili biraz detay paylaşmak istiyorum sizlerle. Çünkü ülkelerin toplumsal gelişimlerinin sürükleyici unsurlarının başında enerji tüketimi gelmektedir. Enerji günlük yaşamımızın ve üretimimizin en önemli giderlerinden birisidir. Bu nedenle ülkenin ve enerji sektörünün yönetimini üstlenenler toplumun ve ekonominin gereksinim duyduğu enerji yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde sunmak yükümlülüğündedirler. Enerji politikası nedir? Sürdürülebilir enerji nedir? Sorularının detaylarını konuğum ile değerlendireceğiz. İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Uzmanı Profesör Doktor Beril Tuğrul. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Biliyorsunuz ki çevre, iklim bizim için çok önemli unsurlardan bir tanesi. Sizlerden de enerji politikası nedir? Öncelikle bunu dinlemek isteriz. Belki önce enerjiyi tanımlamak yerinde olacak. Herkes tabii ki enerji konusunda bir bilgi sahibi ama lojik bağlamda bakarsanız hani eskiden beri en kısa tanımıyla iş yapabilme kabiliyeti ama daha lojik bir tanım. Bir sisteme ilave edildiğinde veya çıkarıldığında sistemin en az bir özelliğini değiştiren olgu diyoruz. Hı hı. Bunu tersten söylersek enerjinin önemi daha net görünüyor. O da şu, herhangi bir sistemde herhangi bir değişiklik yapılmak isteniyorsa o sisteme ya enerji verilmelidir ya da enerji alınmalıdır. Dolayısıyla enerji kullanımı yadsınamaz önem taşıyor. Çünkü her eylem için enerjiye ihtiyacımız var. Bu nedenle de enerji politikaları da dünyada en önde gelen, üzerinde durulan ve çok çeşitli sıcak veya yumuşak güç kullanımı anlamındaki çeşitli eylemlerinde arka perdesini oluşturan bir olgu oluyor. Dolayısıyla enerji politikaları yadsınamaz. Bu bağlamda elektrik enerjisinin çok büyük önemi var. Özellikle şu anda bildiğiniz üzere bilgi çağındayız. Bilgi çağı dijitalleşme anlamında Endüstri 4.0 gibi kavramların hayata geçirildiği bir dönem. Bu elektriğin yadsınamaz ve devasa boyutlarda kullanımı anlamına geliyor. Dolayısıyla elektrik santralları da vazgeçilmezlik ifade ediyor. Ancak çevreye bağlayacak olursak elektrik santrallarının günümüzde en çok kullanılanı fosil yakıtlı enerji santralları ve onlar da maalesef sera gazı salımı yapmak durumunda olduklarından çevre sorunlarını önemli ölçüde tetikliyor oluyorlar. Ancak şunu da belirtelim ki doğal olarak da iklimler değişiyor. Yani insanoğlu dünyada var olmadığı zamanlarda da dünyada çeşitli iklim değişiklikleri yaşanmış. İnsanlar var olduğu zaman da yaşanmış. Ama günümüzde insanoğlunun bu etkisi doğal etkinin üzerine bindiği için biz olayların gelişimini hızlandırmış oluyoruz. Bu bakımdan enerji tasarrufu, enerjiyi bilinçli kullanım son derece önem taşıyor. Özellikle de enerji üretiminde de enerji santrallarının da bu bağlamda sorgulanması ve hayata geçirilmesinde ilgili bazı sistemlerin kullanmasını gerekli kılıyor. Peki bu gereklilikle beraber mi bu politikalar oluşturuluyor? Şimdi son dönemlerde özellikle sürdürülebilir kalkınma kavramının geliştiği dönemde, şimdi bakarsanız bu sera gazı salımı esas itibariyle sanayi devriminden sonra artmıştır. Sanayi devriminin başlangıcını 19. yüzyılın başı gibi kabul edersek, hayli uzun bir süre insanoğlu pek bu konularla ilgilenmedi. Ne zaman bir geri dönüş tehdit bağlamında kendini gösterince
1970'lerden sonra sürdürülebilir kalkınma kavramı geliştirildi. Yani neredeyse iki asıra yaklaşan bir dönemden sonra bu konu öne çıkmaya başladı. Son dönemlerde daha üzerinde duruluyor, çeşitli inisiyatifler geliştiriliyor. Ama ne yazık ki istenen sonuca varıldığı söylenemez. Peki Sayın Hocam, bu politikanın içerisinde mutlaka maddeler var ve uyulması gereken özellikler de var. Sizler bir enerji uzmanı olarak bu politikanın içerisinde yer alan en önemli madde sizce hangisi? Şimdi iklim değişikliğine etki eden esasında pek çok etki var. Doğal etkiler bağlamında dünyanın yörüngesindeki değişiklikler, eğilimindeki değişiklikler, güneşteki enerji çıkışını değiştiren olgular vesaire. Ama biz bunlara ilaveten atmosferdeki değişimler de iklim değişikliğinin üzerine etkin oluyor. Ve o atmosfere etkin olan en önemli gaz çıkışı sera gazı çıkışı. Bu bağlamda konuşuyoruz. Ama mesela florokarbon gazlarının kullanımı, ki bu da ozon deliğini büyütüyor. O da etkin bir husus. Metan çıkımı, yani özellikle çöplerin, atıkların vahşi bir şekilde yığın olarak bırakılması da bu gazların çıkılmasına neden oluyor. Dolayısıyla bunlar da iklim değişikliği olayına tetikleme verebilen, hızlandıran etkiler olarak karşımıza çıkıyor. İşte bunlarla bilinçli olarak yaklaşıp ilgili tedbirleri almak lazım. Sera gazı çıkımı bağlamında bakarsanız, fosil yakıtlardan çıkmak gibi bir önemli konu karşımıza geliyor. Ve bu bakımdan Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakat ve 55 Fit 55 paketi bağlamında bazı limitler konmuş durumda. Fakat bunların da uygulamaya geçirilişinde sorunlar yaşandığını da söylemeliyiz. Her ne kadar bazı ülkelerde daha etkin uygulama varmış gibi görünse de bütün bir dünya beraberce bunu uygulamadıktan sonra çok büyük bir başarıya ulaşmak çok kolay değil. Biliyorsunuz hem Kyoto protokolünde hem de COP15 çerçevesi, yani Paris anlaşması çerçevesinde dünyanın ısınmasının 1,5 derece santigratın altında kalması isteniyordu. Ne demek bu? Sera gazları atmosferde fazla olunca dünyanın güneşten aldığı ışınlar bir kısmı dünyada absorplanıyor, bir kısmı tekrar kozmoza geri yansıtılıyor. İşte bu yansıtmayı eksiltiyor, minimize ediyor sera gazları. Dolayısıyla tekrar dünyanın üstüne ilave bir ısı düşmüş oluyor ki bu işte iklim değişikliği, yani ısınmaya neden oluyor. Dolayısıyla işte burada bunlara önem vermek gerek. Ancak baktığımızda fosil yakıtlardan dünya niye tümüyle çıkamıyor? Çünkü enerji, yani elektrik enerjisi üretiminde kesintiye dünyanın tahammülü yok. Yani bir saat bile elektrik kesilse tüm sistemler çöküyor ve işlemler aksıyor. Bu nedenle devamlı üretmek lazım. Oysa fosil yakıtlı santrallar emre amade, yani sürekli tam güçte üretim yapabilenler. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı öneriliyor ama bunlar da rüzgar, güneş, bunlar her an en kuvvetli bir şekilde sahip değiliz. Zaman zaman artan, azalan etkileri söz konusu. Bu da tam güçte üretimin olamayacağı anlamına geliyor. Depolama konusunda çalışmalar yapılıyor. Ancak bir fabrikanın mesela tüm ihtiyacını karşılayacak bir depolamanın, bir günlük depolamanın yapmasında da maalesef henüz başarılı değiliz.
bazı konularda ilerlemeler sağlansa da işte bunlar sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bu durumda nükleer santrallar tekrar gündeme geldi. Bir ara çıkılmasından falan bahsedilmişti. Zira nükleer santrallar fosil yakıtlı santrallar gibi sürekli elektrik enerjisi üretebilen, tam güçte istendiği zaman istendiği kadar elektrik enerjisi üretebilen santrallar. Bu bağlamda dünyada önemli enerji santralı kurulumu yapıldığını da görüyoruz. Peki bu durumda ülkemizin mevcut enerji durumu hangi konumda? Şimdi Türkiye'de %50'nin üstüne çıktı yenilenebilir enerji kaynağı kullanımı. Tabii burada en önemli kaynak hidrolik kaynak. Türkiye şanslı bir ülke. Debisi yüksek, Fırat, Dicle gibi iki büyük nehre sahip. Ve bunların aynı zamanda mesela Fırat'ta, Irak'ta, Suriye'de düşümü az şekilde akar. Ama Türkiye'de doğduğu yerden Irak ve Suriye sınırına doğru gittiği yerde çok büyük düşümlerin olduğu, büyük vadilerin olduğu yerler. Dolayısıyla buralar hidroelektrik santral kurmaya müsait ve yüksek güçte kurulabilmiştir. Bunlar önemlidir. Türkiye bu bağlamda hidroliklerini de ayrıca olabilen tüm kapasiteyi, mesela en son devreye gelen ve dünyanın en yüksek duvarlı hidroelektrik santralı olan Artvin'deki Yusufeli Barajı da bu bağlamda üzerinde durulması gereken önemli bir santral. Bu sene tam güce çıktı. Dolayısıyla bunlarla da bizim bunlarla birlikte ve ilaveten Konya civarında kurulan büyük güneş santralı ki 1000 megawatt mertebesinde tüm tam kapasitesi çalışırsa ve rüzgar içinde hemen hemen tüm kıyılar boyunca diyelim önemli santrallar da kuruldu. Fakat bunlar küçük santrallar olduğu için Türkiye'de bir sanayi atılımı içinde olduğundan enerji ihtiyacı da korkunç artıyor. Bu bağlamda Akkuyu'da kurulmakta olan nükleer santralın emre amade, yani süreklilikle enerji sağlayan bir enerji santralı olarak girmesi önemli. Çünkü Avrupa Birliği aynı zamanda Fransa'nın önderliğinde 13 ülkenin verdiği öneriyi kabul etti ve nükleer santrallarla doğalgaz santrallarını temiz santrallar grubuna aldı. Dolayısıyla Türkiye nükleer santralla her bir ünitesi 1200 megawatt elektrik gibi yüksek mertebede elektrik üretebilen bir santrallar, 4 santrala sahip olursa önümüzdeki yıllarda o zaman Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakatı çerçevesinde de önemli ölçüde yol almış olacaktır diye düşünüyorum. Dünyada enerji ne kadar önemliyse bizim ülkemiz için de bir o kadar da önemli. Çünkü gelişmekte olan bir dünya içerisindeyiz. Haliyle bizler de bu duruma ayak uyduruyoruz. Peki bu bağlamda sürdürülebilir enerjinin önemi nedir? İşte sürdürülebilir enerji enformatik çağ, yani bilgi çağı için vazgeçilmezlik ifade ediyor. Belki hatırlarsınız, bundan herhalde bir 6-7 sene önce, belki daha fazla, bir 10 saat kadar bir elektrik kesintisi yaşandı. Hem çok büyük bir maddi zarardan bahsedildi, hem de birçok eylem yapılamadı. Yani mahkemeler bile çalışamadı. Çünkü tüm tutanaklar vesaire bilgisayar ağ üzerinden olduğu için, yazıldığı için hiçbir yer çalışamaz oldu. Yani sadece elektrikle çalışan sistemler, yani makineler vesaire değil, aynı zamanda yazımlar, bilgisayar kullanımı, yazılımlar vesaire hepsi beklemede kaldı ve çok büyük bir maddi zarardan da bahsedildi. Onun için insanoğlunun günümüzde elektriksiz kalmaya tahammülü yok. Bu bağlamda bu sera gazının önüne geçmek de giderek zorlaşmış oluyor. Çünkü
Dünyada pek çok ülkede en çok olan fosil yakıt kömür. Kömür de en fazla maalesef bildiğiniz üzere sera gazı salımı yapıyor. İşte dünya bunlarla baş etmeye çalışıyor günümüz çerçevesinde. Tabii. Bahsettiğiniz ithal kömür, taş kömür, lignit, bir sürü tabii ki şey var, maddeler var. Bunlarla kullanılan enerji sistemleri de farklı. Bazı ürünleri kullandığımız zaman ya da maddeleri kullandığımız zaman, madenlere de yöneldiğimiz zaman dünyanın da ne kadar etkileneceğini, ülkemize ne kadar etkileyeceğini ve çevreye ne kadar zarar verebildiğimizi de düşünmemiz gerekiyor. Bu kadar konunun içerisinde sürdürülebilir enerjinin de önemine yer verdik. Peki enerji olmasaydı ne olurdu? Enerjisiz hayat olmaz. Yani yaşam içinde enerji gerekiyor. Şunu belirtelim ki gıda da bir enerji kaynağı. Yani biyolojik enerjinin, yaşamın devamı için gıdaya ihtiyacımız var. Gıda neye ihtiyacımız var? Vücudumuz bunu sindirim sistemiyle işliyor ve enerjiye çeviriyor sonuçta. 36 derece santigratlık bir sıcaklığa erişiyoruz yaşamımız boyunca. Dolayısıyla enerjisiz hayat olması mümkün değil. Ama dünyanın enerji kaynağı, temel enerji kaynağı güneş. Güneşten alıyor esas şeyini. Nitekim yani yeşil grup, yani ağaçlar, büyük tropikal ormanlarda da bu fotosentez olayı tümüyle güneşin katalizörlüğünde olduğu için tümüyle enerji bağlalıyız esasında. Bunu bilsek de bilmesek de durum bu. Biraz önce aslında çok güzel bir konuya değindiniz. Uzun süreler enerjinin olmadığı, yani elektriğin olmadığı bir dönemi atlatıldığından bahsettiniz ve 10 saat kadar sürdü. Yeri geldi, mahkemeler bile bununla ilgili çalışma yapamadılar ve bununla ilgili de çok büyük bir maddi hasarın olduğunu da dile getirdiniz. Evet, enerji bizim için çok önemli ama enerjiyi kullandığımız yerler de önemli. Şimdiki sistemde biliyorsunuz ki araçlarda artık benzin, motorin ya da birçok şey kullanılmıyor. Enerji sistemine dönüldü. Buradaki dikkat edilmesi gereken unsur nedir? Şimdi bu hayli kompleks bir konu. Şimdi daha çok insanoğlu şunu, son ürüne bakıyor. Yani elektrikli araç, mesela otomobil kullanıyorum. Çok şeye, çevreye uyumluyum diye düşünüyor. Ama yani gerçekten egzoz gazı çıkımı yok. Yani doğru direkt olarak çıkım yok. Buna karşın pil kullanılıyor. Çok önemli ve mesela lityum veya kullanılan bazı şeylerde de indiyum, kadmiyum gibi elementler var. Bu elementlerin imali ve çıkarımı, bunlar çünkü doğada çok da bol bulunan malzemeler değil. Bunların çıkarımı da çok fazla esasında fosil yakıt kullanımını gerektiriyor. Dolayısıyla direkt değil ama indirekt enerji salımına neden olunuyor. Ve dolayısıyla da halen o 1,5 derecelik konulan hedef, sıcak dünya sıcaklığının 1,5 derece santigratın üzerine çıkmaması yönündeki konulan limiti maalesef zorluyoruz. Yani senaryolar, işte çeşitli şekilde tedbirler alınarak sera gazı salımının aşağıya gitmesini beklerken bakıyoruz bu salım halen devam ediyor. Ve arta giderek devam ediyor ne yazık ki. Onun için böyle bir durumda yapılabilecek olan esasında doğayla bu mücadele anlamına geliyor. Doğayla mücadele yerine belki doğaya uyum sağlamak bağlamında olabilir. Mesela iklim değişikliğiyle ne oluyor? Hidrosferdeki, yani su, dünya su kütlesi hem buhar olarak hem denizlerdeki su olarak arttığı için buharlaşma çok, yoğunlaşma çok. Dolayısıyla ani yağışlar ve seller söz konusu. O halde yerleşim sistemimizi değiştirmemiz lazım. Yani vadilerden uzak durmamız gerekiyor. Mesela uyumlardan biri bu. Yani iklim değişikliğinin, ki sık sık bu hem Türkiye'de hem dünyada çok sıkça
gündeme geliyor. Keza ısı alışverişi, karalarla denizler arasındaki ısı alışverişinin değişimi kasırgaları ortaya çıkarıyor. Şu anda Amerika'da büyük sorun olan bir Milton kasırgası var. Ki evet, bu sene Amerika'da arka arkaya kasırgalar oldu. Yani oradaki deniz kıyı arasındaki enerji alışverişi uyumlu ve sumut olmadı. Çok sert olduğunda kasırga oluşuyor. Ve önce El Niño'ydu, o bitti bu sene, 7 sene sürmüştü. Sonra Beryl diye bir kasırga adı vermiş. Sonra Helen, şimdi Milton. Yani arka arkaya geliyor kasırgalar. Bunlar da esasında son derece yıkıcı oluyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülke bile başa çıkmakta zorlanıyor. Elektrik kesintileri olduğundan bahsediliyor. Gıda sorununun ortaya çıktığından bahsediliyor. Kasırga yani sadece olduğu bölgede kalmıyor çünkü. Etrafa da yayılıyor, evet, ve insanların bulunduğu noktaya, şehirlere kadar ilerlemiş oluyor. Bununla ilgili, evet, büyük problemler yaşayabiliyorlar. Tabii ki burada da doğal olarak enerji patlaması meydana geliyor. Çok teşekkür ediyorum efendim katılım sağladığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet. Çevre ekranında bugün konularımızdan bir tanesi de enerjiydi. Enerjiyle ilgili birçok detayı paylaştık değerli konuğum. İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Uzmanı Profesör Doktor Beryl Tuğruldu. Ülkelerin toplumsal gelişimlerinin sürükleyici unsurlarının başında enerji tüketimi gelmektedir. Enerji günlük yaşamımızda ve üretimimizi en önemli giderlerinden birisi olarak konu edindik ve bu nedenle ülkenin ve enerji sektörünün yönetimini üstlenenler toplumun ve ekonominin gereksinimlerinde duyduğu enerjiyi yeterli ve kaliteli bir şekilde yükümlülüklerini konu edinmeleri gerekiyor. Çevre ekranından şimdilik bu kadar. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.